Atatürk Orman Köşkü'nün tarihçesine baktığımızda 1936'lı yıllarda dikilmiş bir saha. O zamanı düşündüğümüz zaman dikilen türler tamamen doğu ladini dediğimiz bizim buraya özgü olan tür. Ama doğal yayılış alanı yüksek rakımların bir ağacı. 900 metrenin üzerinde bir doğal yayılışı olan bir türden bahsediyoruz. Tabii o zaman dikilen bu saha bugün itibariyle Atatürk Köşkü Ormanı olarak önemli bir toplumun hafızasında önemli bir yer tutuyor. Toplamda 1041 birey var. Bunların 800 yani %60-70'i Doğu Ladini. 150'ye yakını Sarıçam. Çok az miktarda 50-60 tane de Sekoya dediğimiz yabancı orijinli tür var. Bunlarda yaptığımız incelemelerde daha çok 12 dişli çam böceği denilen bir böceğin hasar yaptığını, kurumalara neden olduğunu, dolayısıyla bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini başta Mahmut hocamızın şeysinde olmak üzere önerisiyle bir an önce müdahale yapılması gerekiyordu. Tabii bu müdahalenin sosyal, burası Trabzon'un merkezi bir yeri, yoğun kullanım alanı olan bir yer. Çok sayıda birey kesildi. Aşağı yukarı bu sahanın %60'a yakını bireyi alandan çıkartıldı. Onun yerine yeni bireyler dikildi. Dikilen tür seçimiyle ilgili tabii buraya uygun aynı hastalıkların olmamasına yönelik tür seçimini yaptık. Üç kısma ayırdık. Tamamen kurumuş olan bireyleri kırmızı boyayla. İşte kısmen böcek hasarının olduğu ama tamamen ağacın ölmediği ve ölmekte olan ağaçları mavi boyayla, sağlıklı olanları da yeşil boyayla boyadık. Onlar üzerinde bazı analizler yapıldı. Biz o zaman şunu söyledik. Mavilerin de en kısa zamanda öleceği. Çünkü biz buraya 2018'in Eylül ayında geldik. İki ay sonra bir daha geldiğimizde o ağaçların da ölmekte olduğunu gördü. Yani şiddetli bir şekilde yayılıyordu. Bir an önce o yayılmayı sağlayan etmenleri ortadan kaldırmanız gerekiyordu. Dolayısıyla sadece yeşil kalan bireyleri bıraktık. Onlarda herhangi bir böcek tasallutunu göremediğimizden bırakıldı. Diğerlerinin tamamı çıkartıldı sahadan. Alanda hiçbir şey bırakılmamak üzere. Şu an itibariyle mücadelenin sonucunun olumlu olduğunu ama bunun dediğim gibi bırakılan ladin ağaçlarında da bunun olmayacağı anlamına gelmez. Ama en azından kitle halinde bir ölüm söz konusu olmayacak. Zaten dikilen bireyler de bunu sağlayacak. En az bine yakın birey buraya dikilmiştir. Yani türlere baktığımız zaman dayanıklı, biz daha çok yapraklı türleri seçtik. İşte gürgen dediğimiz, bizim yöresel olarak isiriç denilen türler. Kayınımız var, ıhlamur var, akçaağaç türü var. İbreli ormanlardan sedir zaten vardı. Avrupa ladini dikildi. Çam türlerinden dikildi tekrar bu sahaya. Ve bunların dikimi de projede yazdığımız gibi gruplar halinde yaptık ki görsel etki bıraksın. Buranın ana amacı rekreasyondur. Gelen insanların eğlenme, dinlenmesine hizmet etmesi amacıyla bu türler seçilmiştir.